kararını bekliyorum. Oğlun mu, torunların mı? Bunu yapamazsınız. Buna cesaret edemezsiniz. Peki, siz bilirsiniz. Projeyi hemen abime anlatalım Çınar. Çok sevinecek. Hadi. Seni günler sonra böyle keyifli görmek çok güzel. İçim içime sığmıyor. Benim de. Hadi inelim. Kerem. Efendim. Seninle konuşmamız lazım oğlum. Çok üzgünüm Necip Bey. Annemi duydunuz işte. Çocukları vermeyeceği belliydi. Evet. Anneni ikna etmek mümkün gözükmüyor. İnanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen diyeceğini dedin evladım, sağ ol. Ben seninle başka bir şey konuşmak istiyorum. Annenle... Necip Bey. Ben... Konuşmamız yarım kaldı. Ben düşündüm... Evet, siz haklısınız. Siz neden bahsediyorsunuz? Ah, baban da nasıl sevinecek kim bilir. Çocuklar da yanımıza gelince her şeyiniz dört başı mamur olacak inşallah. Neyse, abim gelince anlatırız ayrıntılı planı. Babam nereye gitti ki? Necip Bey'im Kerem Bey geldi, onunla birlikte çıktı. Hemen gelirim dediydi. Kerem'le mi? Niye? Vallahi bilmiyorum ki Çınar Bey. Evladım demem o ki annenle konuştuk. O da nihayetinde torunlarıyla layıkıyla ilgilenemeyeceğini kabul etti. Anne? Çocukları Çınarlara gelir mi vereceksin? Evet Keremciğim. Harikasın anneciğim. Anne onu da ben götüreyim mi? Tamam anneciğim. Ama dikkatli ol, tamam mı? Aa, üç tabak var. Evet, çünkü yemeğe misafirimiz var. Kim? Kerem abin. Ne oldu? Sevinmedin mi? Kerem abinle çok güzel oyunlar oynuyordunuz ama siz. Belki yine oynarsınız. Ben onu sevmiyorum. O babama vurdu. Seni de apalatıyor. Ben çocuğum diye anlamıyorum sanıyorsunuz ama... ...hep onun fotoğraflarına bakıp bakıp ağlıyorsun. Bir tanem. Ama Kerem abin çok iyi bir insan. Hem seni de çok seviyor. Beni de çok seviyor. Beni bir daha hiç üzmeyecek, merak etme, tamam mı? Oluşum benim. Şimdi izninizle ben... ...torunlarımla vedalaşmak istiyorum. Tamam, bekliyorum Zümrüt Hanım. Ben de yanında olayım Necip Bey. Tabii evladım. Aa,
Burada mıydın hayatım? Evet, ne oldu? Hiç. Sadece seni ne kadar sevdiğimi söyleyecektim. Ben de seni çok seviyorum. Ayrıca seninle gurur duyuyorum. Ayağa kalkmam için Reyhan Hanım'dan sıkı bir fırça yemem lazımmış. Ben eninde sonunda senin bütün zekanı, yeteneğini gösterip çok iyi projeyi ortaya çıkaracağından eminim zaten. Ama beni asıl ayağa kaldıran sensin. Senin varlığın, senin sevgin. Sen olmasaydın ben başaramazdım. Sen sadece kendi içindeki gücü buldun, o kadar. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Gün geçtikçe annesine benziyor. Bebeğim. Senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum anne. Ama en doğrusunu yaptın. Bu gece beni ne kadar mutlu ettin sana anlatamam. Yıllar sonra seninle ilk defa gurur duydum. Gel bakalım küçük adam, gel. Hoş. Zümrüt Hanım, çocukları hazırlamamı istemişsiniz efendim. Evet Şahin, Necip Bey aşağıda bekliyor. Çınar, Berk ve Lale'yi Çınarlara götüreceksiniz. Bu ağaçlık kısmı 2-3 ayrı park şeklinde kullanalım. Bu orta kısmı da geleneksel bir yapıda kullanırız. Bence süper fikir. Ben de yarın mimarlık şirketine gideyim, bir güzel detaylı çizim yaptırayım. Süper. Gerisi de şirket kurup müşteri bulmaya kalıyor. Sağ ol Reyhan. Allah senden razı olsun kızım. Senin azmin olmasa oğlum ayağa kalkamayacaktı. İkbal anneciğim, ne demek öyle o? O benim kocam. Tabii ki destek olacağım ona. Ama burada asıl teşekkür edilmesi gereken bence Reyhan. Çünkü Çınar'ı ayağa kaldırdı. Aslan böyle yaslan, rahat rahat. Zümrüt Hanım, sofra hazır. Ben bir şey yemeyeceğim. Tamam efendim. Anne, ne olur bir şeyler ye. Tamam, çok üzüldün biliyorum ama biraz da kendine bakman lazım ya. Karnım aç değil hayatım. Ama ben kurt gibi açım. Şimdi sensiz yemek de istemiyorum. Hadi gel, beraber yiyelim, gel. Yemekten sonra gidecek misin peki? Hayır, bu akşam seninle kalacağım. Gerçekten mi? Kerem, beni çok sevindirdin. Sana çok ihtiyacım var. Buradayım, merak etme. Buradayım. Ay, ay anneannesinin gülü. Ay, gel bakayım gel. Oh, ay vallahi çok özledim. Şeref Hanımcığım, Abdullah Bey nasıl, toparlanabildi mi bari? İyi, daha iyi. İyi maşallah, o tüp gibi bir şey olmaz ona. Baba, hayrola sakalını kesmişsin. Ya sorma kızım ya. Saçımı keseyim diye berbere gittim. Bana çırak denk geldi. Amca çok kıyak olacak, sana bir keçi sakal yapalım dedi. Yapmaz olaydı. Baktım sosyete ressamlarına benzedim. Kes dedim be. Hepsini kes dedim. Çok iyi olmuş. Saatler olsun efendim. Önce bozuldum ama bahaneyle kurtulduk sakallardan. Rahatladım. Ay bilemedim ki. Hah geldi galiba. Geldi işte. Ah! Şermin? Lale, Çınarberk? Ah! Ah benim Firuzen de gelmiş. Babaannesinin canı mı gelmiş? Biraz geciktim ama değdi galiba. Necip Bey, çocukları getirmişsiniz. Peki Zümrüt Hanım? Çocuklar evlerine
ait oldukları yere döndüler. Zümrüt Hanım onların vasiliğinden vazgeçti. Gerçekten mi? Yani çocuklar şimdi hep burada bizimle kalacak öyle mi? Ay çok şükür. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim. Bu nasıl sevaptır böyle? Ben sadece gerekeni yaptım efendim. Çınar nerede? Çınar az önce yukarı çıkmıştı. Ben hemen haber vereyim. Hayrola? Bu ne gürültü böyle? Aa, çocuklarım gelmiş. Oğlum. Benim aslan oğlum. Gelmişim. Oh. Oh çok özledim ben sizi. Çok özledim sizi. Çınar, Necip Bey çocukları geri getirmiş. Artık hep bizimle burada kalacaklar. Sağ ol baba. Teşekkür ederim. Sen niye yemiyorsun? Anneciğim ben Kerem abini bekleyeceğim. Ama sen biraz daha köfte alabilirsin istersen. Yok. Çok doydum. Ama çok güzelmiş. Afiyet olsun anneciğim. Keremciğim. Neredesin? Trafik mi kötü? Yok sevgilim ya. Ben Yalı'dayım. Annemin biraz canı sıkkın. Bu gece onun yanında kalacağım. Çok özür dilerim. Hay Allah. Ben de Can'a geleceğini söylemiştim. Yani kararımızı açıklardık. Aa, çok üzgünüm ya. Ama yarın telafi edeceğim söz. Tamam canım. Ne yapalım önemli değil. Seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. Kerem abi gelmiyor değil mi? Her şeyi de bilirmiş. Evet, Kerem abinin işi çıkmış, gelemiyormuş. Ne yapalım, kendi bilir. O zaman biz de keyif yaparız. O zaman kart eşleşmeci oynayalım. Olur. Hadi sen kartları hazırla, ben de sofrayı toplayayım. Olur mu anneciğim? Tamam. Çok özledim seni be. Ay iki günde büyüdün mü sen? Oyun delisi. Hadi git odana oyuncaklarınla oyna bakalım, hadi bakalım. Baba çok teşekkür ederim sana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana dünyaları verdin. Ne demek evladım? Babalık vazifemi yaptım. O kadar. Necip Bey, çocuklar bir daha gitmeyecek. Eminsiniz değil mi? O cadı size gene bir oyun etmiş olmasın efendim? Hayır efendim. Çocuklar daima bizimle kalacaklar. Hulusi Bey de hemen kanuni işlemlere başlayacak. Sağ olun Necip Bey. Şükürler olsun dualarımı kabul ettin yüce Rabbim. Rabbim bir daha ayrılık vermez inşallah. İnşallah efendim. Hadi bakalım. O zaman şimdi ağız tadıyla sofraya oturalım. Ben de artık gideyim. İyi akşamlar. Git git. Bekletme sahibini. Anne. İkbal Hanım. Ne söyleseniz haklısınız efendim. Yani bütün bunlar benim yüzümden yaşandı. Evet ama benim samimiyetime inanmanızı beklemiyorum sizden. Gerçekten ben çocukların size gelmesine çok sevindim efendim. Sevinmişmiş. Sağ ol Şerim. Baba. Ben gerçekten merak ediyorum. Zümrüt Hanım'ı nasıl ikna ettin? Kerem'le çıktığını söylediler bana. O da mı seninle geldi? Evet evladım. Zümrüt Hanım'la ikimiz de konuştuk. Kerem ısrarla annesinden rica edince... Sonunda Zümrüt Hanım ikna oldu. Sağ ol baba. Çok teşekkür ederim. Hadi biz de yemeğe geçelim. Aman da hemen sofrada oturmuş. Gel bakayım. Obur oğlum benim. Oh. Her şeyin yoluna girdiğine inanamıyorum. Çocuklarım yanımda, işler güçler yerinde. Allah'ım sana şükürler olsun.
Seninle uzun zamandır böyle sohbet etmiştik Kerem. Ne güzel oldu değil mi? Hayatım. İyi ki yanındasın. Anne. Babam nasıl biriydi? Nereden çıktı şimdi bu? Ben canını sıkmak için sormuyorum. Yani sadece onu biraz tanımak istiyorum. Ya nasıl biriydi yani? Nasıl huyları vardı? Ne severdi? Neye kızardı? Benimki sadece meraktan. Aslında sen babana çok benziyorsun. O da senin gibi hayata karşı tutkuluydu. Biraz hırçındı ama özünde merhametli ve sevecendi. Ayrıca akıllıydı, espriliydi. Arkadaşları sofra sohbetine de bayılırdı. Peki Kemal babamdan ayrılıp niye onunla hiç evlenmedin? Bunun birçok sebebi var Kerem. Ama en önemlisi yeşim neslinin düzenini bozmak istemedim. Ben düşüncesiz bencil biriyim biliyorum Kerem. Ama önemli şeylerde doğru karar aldığımı düşünüyorum. Bu karar da onlardan biriydi. Yeşim ve sen Kemal'e bu kadar alışmışken sizin dünyanızı alt üst edemezdin. Üstelik evleneceğin insan gerçek babanız olsa bile. Yeşim daha büyüktü. Ama sen minicikti. Senin o küçücük dünyanı alt üst edemezdin. Buna izin veremezdin. Yine kazandım. Canımı okudun Can. Bir daha oynayalım mı? Anneciğim çok geç oldu ama. Yarın okul da var. Hadi yatma vakti artık. Ya. Can hadi ama yatağa. Yarın tekrar oynayalım mı? Söz. Şimdi sen ellerini yüzünü yıka. Bir de dişlerini fırçala sonra yatalım. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi. Ay abiyle abla geldi diye mi uyumuyorsun bakayım sen? Hadi Kaan'cığım yum gözlerini annem yum. Firuzem ördün mü bebeğinin saçını güzel yavrum benim. Aferin aferin. Aferin benim güzel çocuklarıma. Bak Yusuf abisiyle ne güzel oyun oynuyorlar. Toprak sen çok yoruldun biraz ver istersen. Reyhan haklı kızım. Bak Kaan çok ağırlaştı. Hem senin için tehlikeli olur artık. Ben de biraz anneliğimi hatırlayayım. Yusuf'u az dolaştırmadım. Al Reyhan inşallah. Sen de uyur. Gel bakalım. Aman da bunlar ne? Keyifli kıyak arabalarmış ya. Bizim zamanımızda var mıydı böyle arabalar? Hiç. İki teli bükerdik böyle vuvut yapardı bize. Vallahi çocuk olasın var Remzi. Benim ruhum genç ruhum. Yemeğin üstüne ne alırsınız efendim? Ne istersiniz? Sen bize bol köpüklü bir Türk kahvesi yap kızım. Afiyetle içelim. Bana yapma ablacığım içmeyeceğim. Tamam Toprak Hanım. Allah'ım sana şükürler olsun. Bütün aile bir aradayız ya. Nasıl mesudumu anlatamam. İçim içime sığmıyor. Evladım bu arada Reyhan bana projeyi anlattı. Çok beğendim. Sizinle gurur duyuyorum. Sağ ol baba. Teşekkür ederim ama asıl teşekkürü Reyhan'a etmek lazım. Bana fırça atmasaydı hiçbir şey yapamazdım ben. İkiniz de muvaffak olacaksınız. Size inancım tam. Çok şükür kara günler geride kaldı. İnşallah. Akşam yemeğinden sonra biraz oynadık. Şimdi de yattı. Bizden bahsedemedin yani. Yani biraz.
Evleneceğimizi söyleyemedim tabii. Onu beraber söylesek daha iyi olacak. Tamam hayatım, sen nasıl istersen öyle yaparız. Siz ne yaptınız? Konuşabildin mi annenle? Hayır. Annem pek iyi değil. Aslında sana o kargaşa da söyleyemedim. Annem çocukları Çınar'a geri verdi. Ciddi misin? Evet. Tabii çok üzüldü. Sağlığı da pek iyi değil. O yüzden bizden bahsedemedim. Anlıyorum hayatım. Ama dert etme. Yarın kontrolü var. O da geçsin, sonra konuşacağım. Tamam canım. Seni çok seviyorum. Çok özledim seni. Ben de seni. İyi geceler. Tamam, sana da. Necip Bey, size çok sitem ettim. Çok üzerinize geldim ama bu gece o kadını dize getirmenize hayran kaldım. Olması gereken oldu. Büyütülecek bir şey yok efendim. Öyle demeyin efendim. Olur mu öyle şey hiç? Çocukların yüzü nasıl güldü? Siz yüreğimizdeki yangını söndürdünüz efendim. Peki nasıl yaptınız bu işi Necip Bey? O Zümrüt'ü sadece konuşarak ikna ettiğinizi hiç sanmıyorum Necip Bey. Besbelli Çınar üzülmesin diye öyle dediniz. Değil mi? Zümrüt'ün elinde bir tek yaram kaldı. O da bunun farkında zaten. İkna etmek zor olmadı. Oğluna söylerim diye tehdit ettiniz yani. Pek iyi etmişsiniz. Pek iyi etmişsiniz Necip Bey. Onun anladığı dilden konuşmuşsunuz. Artık çocuklar da geldiğine göre Kerem'e de hakikatleri anlatırsınız. O da anlasın anasının ne olduğunu. O kadın da bir başına yapayalnız kalsın o evde. İkbal Hanım, Kerem'e hiçbir şey anlatmayacağım. O nedenmiş? Kerem'e de yazık efendim. Her ne kadar annesini kızsa da onun da tek ailesi o. Hem kadın da hasta. Kerem ona kızsa kendi vicdanı da rahat etmez. Çocuğun hayatını alt üst etmeye ne hacet? Necip Bey, biz ne güne duruyoruz? Anasından bir hayır gelmeyeceğini oğlan da anladı, şükürler olsun. Kerem hüsrana uğrarsa biz sahip çıkarız evelallah. Hadi siz bunu düşünmemiş olamazsınız herhalde, değil mi efendim? İkbal Hanım, çocukları aldık. Bence konu kapandı. Rica ederim daha fazla kurcalamayın. Öyle olsun efendim. Ama size şu kadarını söyleyeyim. İçinizde o kadına karşı zerre acıma olmasın. Çünkü iyi niyetimiz, merhametimiz yüzünden ailemiz ne hallere düştü biliyorsunuz. Necip Bey, o yılan bir şey yapmaya daha cüret etsin, başını bizzat ben ezerim. Acımam. Bilesiniz. Sonunda istediğin oldu Şermin. Çocuklar gitti. Mutlusundur herhalde. Zümrüt Hanım... Gidebilirsin. Şimdi derhal bir karar ver.
Ya oğluma çocukların velayetini verirsin, ya da oğlunu sonsuza kadar kaybedersin. Seçim senin. Mutluluk bu değil de ne acaba? Dünyada bundan daha güzel bir an olamaz. Öyle mutluyum ki Çınar. Baksana bütün sevdiklerim bir arada. Daha başka ne isterim? Tabii çok göbek çıktı, rejim yapıyor, istemiyor hiçbir şey. Herkese merhaba. Hoş geldin Tibet. Hoş geldin oğlum. Merhaba oğlum, hoş geldin. Gel buyur otur. Merhaba Tibet. Çınar'cığım sen Kerem'i de aradın değil mi? Vallahi aradım ama telefonu kapalı, açmadı. Ulaşamadım. Dün gece de arayamadım heyecandan. Dur evladım, bir de ben arayayım. Belki bu sefer duyar. Necip Bey. Evladım müsait miydin? Tabii tabii, buyurun. Ailece kahvaltıya geldik. Sayende hepimiz bir aradayız yine. Seni de aramızda görmek istiyoruz. Bizi kırmayıp gelir misin? Çok isterdim Necip Bey ama mümkün değil. Annemin kontrolü için hastaneye geldik. Yani biraz daha işimiz sürecek galiba burada. Öyle mi? Peki evladım. Herkese benden selam söyleyin. Kusura bakmayın. Ne kusuru evladım? Geçmiş olsun. Ben bir peynir alıp geleyim. Peki durumu nasıl? Ne diyor doktorum? Peki evladım. Allah annene şifalar versin. Sen de metin olmaya gayret et. Hayırlı günler. Nasılmış Çiyan? Sonu gelmiş mi nihayet? Yapmayın İkbal Hanım. Neticede kadın hasta. Yeter olsun. Hayırlısıyla bugün boşanacaksınız. O zaman fikrimizden de zikrimizden de uzak kalacak o şeytan. Değil mi efendim? Evet İkbal Hanım. Evet. Evet Vedat Bey. Kemoterapi biraz geriletmiş mi hastalığımı? Ümit Hanım, henüz ilk kontrol olduğu için endişelenmemiz yersiz. Ama hastalığın gerilediğine dair bir bulgu maalesef yok. Ben size söyledim. O gece bana az doz verdiniz. Hata sizde. Anne, yapma ama böyle. Haklısınız. O gece biraz bünyeniz yorgun olduğu için size yüklenemedik. Ama bir sonrakine daha iyi olacağına eminim. Hemen başlayalım lütfen. Zümrüt Hanım, bu güçlü halinize gerçekten hayranım. Ama bu kadar sıklıkla kemoterapi uygulayamayız. Şimdi biraz ilaçla destekleyelim. Sonra bir iki hafta içinde yeniden terapiyi yaparız. Bakın Vedat Bey, bir an önce bu sinsi hastalıktan kurtulmak istiyorum. Daha Kerem'le tatil programımız var. Değil mi hayatım? Anneciğim acele etme. Nasılsa gideriz. Ama şimdi Vedat Bey'i dinleyelim. Olması gerektiği gibi tedavini ol, iyileş. Sonra zaten kutlama yaparız, tamam mı? Ben bir lavaboya gidiyorum. Güçlü durmaya çalışıyor ama çok üzüldü. Farkındayım. Yani doktor bey, bana açıkça söyleyin. Bu sonuçların anlamı ne? Yani yoksa... Aklımıza kötü şeyler getirmeyelim. Ama daha agresif bir şekilde savaşmalıyız. Anlıyorum. İlaçlar, tedaviler elbette ki bir yol almamızı sağlayacaktır. Ama bu hastalıkta asıl önemli olan şey hastanın gücü ve morali. Zümrüt Hanım iyi uyumamış gece, belli. Dinlenmemiş. Böyle şeylere çok dikkat etmeniz lazım. Üzülmemesi, hiçbir şeyi düşünmemesi gerekiyor. Bu da size çok iş düşüyor. Yoksa maalesef yine aynı sonucu alırız. İşiniz kolay değil. Her gün bir sürü şey canınızı sıkıyor. Ama sizin bunları Zümrüt Hanım'dan mümkün mertebe uzak tutmanız lazım. Anlaşıldı mı? Evet doktor bey. Hah,
Hava da açtı. Çocuklar bayıldılar bahçeye. Tibet'i de çok sevdiler. Reyhan, ben şu Talat Bey'i arayayım da yavaştan kaçalım. Tamam. Dışarıda konuşayım, burası biraz gürültülü. Abi, senden bir şey rica edebilir miyim? Söyle kızım. Çınar'ın üzerinde çalıştığı proje var ya, aslında o tam Prens Ahmet'in ilgisini çekecek bir şey. Çınar'a ara, bir konuş dedim ama ben onu çok hayal kırıklığına uğrattım, arayamam dedi. Tabii Çınar da haklı, zor bir durum. Diyorum ki Prens'i bir sen arasan, ne de olsa sizin hukukunuz eskilere dayanır. Eminim olumlu bakacaktır. Bu da Çınar için harika bir sürpriz olur. Olur kızım, ben de ararım. Harikasın. Ne fısıldaşıyorsunuz? Hiç, çocuklarla ilgili konuşuyorduk. Talat Bey'le konuştum, bekliyor bizi. İstiyorsan gidelim. Tamam. Biz gidiyoruz aşkım. Tamam. Haberleşiriz. Muvaffakiyetler oğlum. Sağ ol baba. Hadi afiyet olsun. Gel hayatım. Ne yapıyorsun sen? Duruşmaya falan gitmiyorsun herhalde, değil mi? Tabii ki gideceğim. Hani ne konuştuk hastanede? Doktorun ne dedi? Yorulmaman, üzülmemen gerekiyor. Lütfen biraz söz dinle ya. Kerem. Duruşmaya gideceğim. Hem artık beni hiçbir şey üzemez. Baksana canlarımdan ayırdılar beni. Hem Necip Bey'in beni güçsüz ve yenik anmasını istemiyorum. Ekta Bey senin yerine mahkemeye gidebiliyor. Neden bu kadar inat ettin onu anlamadım. Ya yine üzüleceksin. Hadi onu geçtim, senin sürekli dinlenmen gerekiyor anne. Anlıyorum, beni düşünüyorsun bir tanem. Ama merak etme. Ben bunu da yenecek kadar güçlüyüm. İnanılır gibi değilsin anne. Seni seviyorum. Tamam Çınar, dikkat ederim. Aferin benim güzel karıma. Hayatım, içeriden çağırıyorlar beni. Toplantıya devam edeceğiz. Sonra ben seni ararım. Tamam, hoşça kal. Gel. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Toprak Hanım. Otursanıza, buyurun. Buraya gelmenizi niye rica ettim merak ediyorsunuz değil mi? Tabii merak ettik Toprak. Bak Şermin. Sen bana çok kötülük yaptın. Beni çok üzdün. Ama bunu senin ne kadar üzdün, ne kadar acı çektiğini biliyorum. Pişman olduğunu da biliyorum. Ben artık sana dargın değilim. Bunu bilmeni istedim. Toprak Hanım, ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum efendim. Ama tabii sizi buraya çağırmamın tek nedeni de bu değil. Sıtkı işsiz. Senin durumun belli. Lafı uzatmayayım. Ben Bora'yı tekrar kreşe getirmenizi istiyorum. Toprak Hanım sağ olun ama olmaz efendim. Ama artık her şey ortaya çıktı. Yani ben bütün bunları geride bırakıp Bora için en iyisini yapmak istiyorum. Bora'nın gelmesini ben istemedim Toprak. Niyeymiş o? Senden uzak olsun istedim. Bora benim oğlum. Yasodan olan oğlum.
Anne midem falan bulanmıyor değil mi? Efendim? Dalmışım Kerem. Ne söyledin? İyi misin sen? İyiyim hayatım. Emin misin? Evet. Senden uzak olsun istedim. Sana hep geçmişi hatırlatacak, içini kanatacaktı. Zaten başında bin tane dert var. Bir de o sana yük olsun istemedim. Anladım. Benden nefret etmeye bir sebebin daha oldu işte. Bu bir şey değiştirmez Sıtkı. Geçmiş artık beni yaralayamaz. Ne günah varsa senin boynuna. Ama ben bunun acısını ne senden, ne Şermin'den, ne de küçük Bora'dan çıkartacak değilim. Ben artık geçmişe sünger çekmek istiyorum. O yüzden fikrim değişmedi. Bora'yı kreşe geri getirdim. Ha tabii, buradan yana bir şikayetiniz varsa, bir sorun varsa bilemem tabii. Yok Toprak, olur mu öyle şey? De ben hala... Sıtkı, bunları konuşmanın bir faydası yok. Getirin işte çocuğu. Toprak, getiririz Bora'yı. Allah senden razı olsun. Her şey için. Toprak Hanım, ben sizin kadar iyi bir insan görmedim efendim. Allah sizin de bütün dualarınızı kabul etsin. İstediğiniz her şey gerçekleşir inşallah. İnşallah Şermin'cim hepimizin. O zaman müsaadenle biz kalkalım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Geç kalmayalım Altan. Ah, çıkıyor muydunuz? Evet efendim. Hayırlı boşanma haberleriyle dönün inşallah. Nihayet o kadından kurtuluyorsunuz. Keşke şu protokolü imzalamasaydınız Necip Bey. Holding'e sahip olduğunuz her şeyi Zümrüt Hanım'a bırakmanız benim içime sinmiyor. Bunları konuşmuştuk Altan. Kararım kesin. Peki Necip Bey. Hanımım, Necip Bey çıktı mı? Mendilini verecektim de. Başlatma şimdi Necip Bey'in mendilinden. Bana şey, cep telefonunu ver hemen. Buyur hanım. Buyurun İkbal Hanım. Oğlum, işini gücünü hemen bırak. Çok önemli bir şey isteyeceğim senden. İyi günler. Çok sevindim vallahi Tibet. Desene, Topraklar sonunda huzura kavuştu. Evet. Nasıl mutlulardı görecektin Ahmet abi. Usta, ben siparişe çıkıyorum. Ha ben çıkayım. Dönüşleri belki sıra uğrayacağım. Ay dayı, canını da getirsen ya gelirken. Bilmiyorum ki dayıcığım. Ya ne olur dayıcığım ya. Böyle düşündükçe heyecanlanıyorum. Şimdi Can benim gerçek kuzenim değil mi? Evet güzelim. Aslı aman ha, söylediğimi pişman etme. Can'ın haberi yok kızım. Dayınlar söylesin ondan sonra. Sık boğaz etme beni ha. E tamam anne be. Tamam hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Çınar projeye bayıldılar. Bence de. Ama sana o kadar çaktırmadan işaret verdim. Yani niye onaylamadın? Niye adamlarla anlaşma yapmadık? Bence acele etmeyin. Belki daha büyük bir yatırımcı bulacağız. Ya bunlar da yeterince büyük. Neyse yarınki şirketle de görüşelim. Ondan sonra bir karar veririz. Çınar. Bence biraz daha bekleyelim. Yani belki daha büyük bir balık yakalarız. Yani en azından öyle hissediyorum. Ya siz kadınlar yok musunuz? Öyle hissediyorum, böyle düşünüyorum. Şu altıncı sinizden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Yani belki de onun için bu kadar başarılıyız. Yani doğru söylüyorsun. Bence şimdi eve gidelim, biraz daha çalışıp şöyle notlar alalım. Tamam ama benim uğramam gereken bir yer var. Sonra katılırım sana. Tamam.
Ama bak, bütün işi bana yıkmaya kalkma. Sonra fena buluşuruz. Bu muhteşem projeyi kim yaptı zannediyorsun? İyi peki, tamam. Sağ ol hayatım. Ay Kerem. Ben biraz hava alacağım. Yekta gelince haber ver bana. Tamam. Aferin anneciğim. Bak bununla bunu topladığında da 14 ediyor. Anladım. Kolaymış. Aferin sana. Sen bunu çöz. Ben de kim gelmiş diye bakayım, olur mu? Çınar. Merhaba Azra. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok, olur mu öyle şey? Girsene. Oğlum Can. Memnun oldum. Ben de Çınar. Merhaba. Can'cığım, Çınar Bey benim iş arkadaşım. Nihayet tanışabildik oğlumla. Evet. Bir tanem senin ödevin de bitmişti zaten. Bahçede oynamak ister misin? Tamam. Çok tatlıymış oğlum. Otursana. Bir şey içer misin? Sağ ol. Çok fazla vaktini almayacağım zaten. Ben sana teşekkür etmek için geldim. Yanan arabadan çıkartmışsın beni. Hayatımı kurtardın. İlk yardım da yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Kim olsa yapardı Çınar. Ben elimden geleni yaptım. Ama gerçekten çok korkuttun beni. Zor bir gün geçirmiştim. Hiçbir şeyin üstesinden gelemeyecekmişim gibi geliyordu bana o gün. Arabaya nasıl atladım hatırlamıyorum bile. Neyse hepsi geride kaldı. Çok şükür. Zümrüt de çocuklarımı geri verdi. Öyle mi? Çok sevindim. Kabus nihayet bitti. Bana bu acıları yaşatan herkese çok kırgınım. Kızgınım. Buna sen de dahilsin. Bir anne olmana rağmen bize o acıları çektirdin. Çınar gerçekten çok üzgünüm. Ama inan bana, ben mahkemeye gelecektim. Yoldayken Can'ın kaçırıldığını öğrendim. Yemin ederim. Can mı kaçırıldı? Evet. Merhaba evladım. Merhaba Necip Bey. Bir konuşabilir miyiz sizinle? Tabii. Seni dinliyorum evladım. Necip Bey, annemin sabah kontrolü pek iyi geçmedi. Yoksa hastalığı ilerlemiş mi? Yok, ilerlememiş. Ama gerilememiş de. Doktora bir sonraki kemoterapiden umutlu. Ama zaman gösterecek. Allah şifalar versin. Doktoru en önemli şeyin moral olduğunu söyledi. En azından bir sonraki seansa kadar katiyen üzülmemeliymiş. Yani her şeyi kontrol etmek mümkün değil ama bazı şeylerin önüne geçebiliriz. Benden ne istediğini anlayamadım evladım. Bakın, annem size kızsa da, intikam da almak istese, size karşı hala bir şeyler hissettiğini siz de ben de çok iyi biliyoruz. Yani sizden ricam, bu boşanmayı biraz daha ertelemeniz. Evladım ben... Necip Bey. Duruşma başlıyor. Bu
Peki bu Kamil denen adam bir daha çıkarsa hapisten ne olacak? Bir süre çıkabileceğini zannetmiyorum. Çünkü bir süre olaya karışmış. Keşke Zümrüt'e gitmek yerine bana gelseydin. Ben yardımcı olurdum sana. Yapamadım işte Çınar. Yani size o kadar şey yaptıktan sonra zaten çok mahcuptum. Yani ben Zümrüt Hanım'dan başka kimseye gidemezdim. İnsanın çocuğundan ayrılması ne kadar korkunç bir şeymiş anladım. E peki canı Kerem kurtardı dedin bana. En son ayrılmıştınız. Şimdi aranız nasıl? Biz Kerem'le barıştık. Hatta evlenmeye karar verdik. Ya öyle mi? Bu harika bir haber. Çok sevindim. Ama daha kimsenin haberi yok. Yani Zümrüt Hanım'a da, Can'a da söyleyemedik. Bir yolunu bulacağız. Kolay olmayacak tabii. Merak etme. Bir şekilde hallolur. Umarım. Beni anladığın için çok teşekkür ederim Çınar. Rica ederim. Ben artık gideyim. Benim işlerim var. Çınar. Toprağın da senin de mutlu olmanız benim için gerçekten çok önemli. Siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Sağ ol. Tarafların anlaşmalı boşanmaya karar verdiği kayıtlara geçmiş. Hanımefendi, ekleyeceğiniz bir husus var mı? Hayır efendim. Eşimden boşanmak istiyorum. Necip Ilgaz beyefendi. Bütün şartları kabul ettiğiniz aşikar. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Hakim Bey. Ben karımdan boşanma hususunda biraz daha düşünmek istiyorum. Necip Bey. Yani siz eşinizden boşanmak istemiyor musunuz? İstemiyorum efendim. Necip Bey, boşanma davasını siz açmışsınız. Ön duruşmada kesinlikle boşanmak istiyorum demişsiniz. Protokolde de anlaşmışsınız. Eşinizden hiçbir şey talep etmiyorsunuz. Belli ki bu iş bir an önce bitsin istiyorsunuz. Peki şimdi ne değişti de eşinizden boşanmaktan vazgeçiyorsunuz? Ben karımı hala sevdiğimi anladım Hakim Bey. İyi ki aradın. Can çok mutlu oldu. Onu böyle görmek ölmeye bedel. Ben de çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Sayende. Kerem'den bahsediyorsan ben sadece senin onu ne kadar çok sevdiğini söyledim. Gözünü açması gerektiğini. O da doğru olanı yapmış demek ki. Anne, Ahmet amca, gördünüz mü? Gördüm, harikaydı. Aferin anneciğim. Onu her geçen an daha çok özlüyorum. Hep daha fazla görmek istiyorum. Onu istediğin zaman göreceksin zaten. O senin oğlun. Ben çok susadım. Su alayım, Can da susar şimdi. Bir tane alabilir miyim? Peki Kerem'le evleneceğinizi ne zaman söyleyeceksin canım? Yalancı! Cancı. Yalancı! Hani hep ikimiz olacaktık? Can lütfen. Sen de ben hallederim. Can! 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 Necip Bey, siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Çok şaşırdım. Bir bildiğim var Altan.
Bu mevzuyu uzatma. Necip Bey, neydi öyle içeride yaptığınız? Zümrüt Hanım, sizinle biraz konuşmamız lazım. Sen git anne. Hizan, neler oldu içeride? Anlatsana oğlum. Geliyorlar. Necip Bey neden bu şeytanla birlikte çıktı? Boşanmadılar mı? Hayır İkbal Hanım, boşanmadılar. Ne demek boşanmadılar canım? Bunlar anlaşmışlardı. Hakim ne demeye boşamadı bunları? İkbal Hanım, Necip Bey ben karımı seviyorum dedi. Ne dedi, ne dedi? Can, açar mısın kapıyı anneciğim lütfen Can. Konuşmayacağım git. Sana küstüm. Can, bak annen çok üzülüyor. Hadi çık da konuşalım. Neyse Ahmet. Konuşmayacak belli ki. Ben onu sonra gönlünü alırım. Senin de işinden gücünden ettim. Canım işim gücüm önemli değil. Aklım sizde şimdi. Ne olacak böyle? Ben hallederim. Belki Can'la yalnız kalmamız daha iyi olacak. Yani senin babası olduğunu nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum. Baksana Kerem'le evlenmeme bile olay çıkardı. Hepsi zamanla hallolacak. Endişelenme tamam mı? Umarım. Her şey için sağ ol. Peki. Ben gideyim şimdi ama aklım sizde lütfen haber ver bana. Ve lütfen üzülme. O senin oğlun. Önünde sonunda barışacaksınız tamam. Tamam. Ben geldim hayatım. Aa, Çınar hoş geldin. Hoş bulduk bir tanem. Güzel geçmiş toplantı. Reyhan anlattı biraz. Yukarıda çalışmaya başladı bile. Biliyorum hayatım. Konuştum Reyhan'la. Sen adliyeye mi uğradın? Yok. Azra'ya gittim teşekkür etmek için. İyi etmişsin. O da çok üzgün. Biliyorum bana da söyledi. Ama iyi haberlerim de var. Neymiş o? Azra ile Kerem evleniyorlarmış. Aa. Çok güzel. Evet. Ama Zümrüt'ün haberi yok. Vallahi duyunca küplere bineceği kesin. Birlikte olmalarını hiç istemiyordu. Siz neler yaptınız bakayım? Seni özledik. Ya ben de sizi özledim. Hadi çocukları alıp parka gidelim mi? Tamam süper fikir hadi. Yine bu parktayız, yine beraberiz. O kadar şaşkınım ki, yani çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum Necip Bey. Zümrüt Hanım, hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil. Ne yani? O zaman benimle açık açık konuşun. Bunu neden yaptınız? Neden boşanmadınız benden? Ben artık üzüntü, küskünlük olsun istemiyorum. Nedeni bu Zümrüt Hanım. Boşanmamamızı başka türlü yorumlamayın. Aramızda kırgınlık olmasın diye mi evliyiz hala? Ya bunun ne anlamı var? Bana tehditler savuruyorsunuz torunlarımı verin diye. Sonra mahkemeye gidiyoruz. Mahkemede karımı seviyorum, boşanmak istemiyorum diyorsunuz. Bana acıdığınız için bunu yaptınız değil mi? Hastayım diye. Bakın, bunun sizin hasta olmanızla alakası yok. Tabii ki üzülüyorum, o ayrı mevzu.
Lakin hepimiz son zamanlarda çok yıprandık. Ben ailemi her şeyin üzerinde tutuyorum. Cemiyet bizim başımıza gelenlerle çalkalanıyor. Her gün bir yerlerde bir haber çıkıyor. Sofralara meze oluyoruz. Her şeyin üzerine bir de bizim boşanmamız daha çok lafa söze meydan verecekti. Bunu yapmaya mecbur hissettim kendimi. Boşanmamak için de hakimi ikna etmemin başka bir yolu yoktu. Sizi sevdiğimi söyledim. Peki Necip Bey. Size iyi günler. Bana tansiyon hapımı getir hemen. Tamam hanım. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Aklıma mukayyet ol Allah'ım. Ay İkbal Hanımcığım ne oldu? Ne bu haliniz? Benim sabrımı sınıyorlar Şeref Hanım. Benim sabrımı sınıyorlar ama benim sabrım kalmadı artık. Bıktım. Sabrım kalmadı. Kim ne yaptı size? Ne oldu söylesenize. Getir dur şu hapımı alayım da şuralarım sıkışmaya başladı. O iblisten kurtulamadık efendim. O iblisten kurtulamadık. Olan bu. Olan bu. Ay. Kim almış? Evet. Babaanne aldı onları. Sınar'cığım. Alalım çocukları terlemişlerdir. Yok ya. Biraz daha sallayalım, bir şey olmaz. Birazdan da kaydırağa gideceğiz, değil mi kızım? Hı. Merhaba. Aa, Reyhan, hoş geldin. Merhaba. Hayırdır Reyhan? Çocukluğunu mu hatırlamaya çalışıyorsun? Mürvet'ten öğrendim burada olduğunuzu. Çınar, sana müthiş bir haberim var. Ya, bak. Halanın bize harika haberleri varmış. Neymiş bakalım? Az önce Prens Ahmet'le konuştum. Prens Ahmet'le mi? Çınar projeye aşık olmuş. Bizimle çalışmak istiyor desem. Ne diyorsun Reyhan? En son konuştuğumuzda Prens Ahmet bana çok kızmıştı. Çok şaşırdım. Nasıl oldu da ikna oldu? Vallahi bilmem artık nasıl olduysa olmuş. Hem Prens Ahmet de biliyor, Orta Doğu'daki en iyi projelere imza atan adam sensin. Öyle bir iş kafası olan biri sana nasıl hayır diyebilir ki? Ya bu harika bir haber. Gerçekten çok sevindim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok şaşırdım. Çınar, önemli olan bu projeyi satmamız. Üstelik de en çok çalışmak istediğimiz kişiyle. Kızım, hadi dondurmalar benden. Gel bakayım olaya, gel. Bacım sen patrona benim daha evvel avukat yanında çalıştığımı söylersin değil mi? Formada yazdınız zaten. Merak etmeyin. Ya sen gene de bir deyiver şimdi adamın gözünden kaçar falan. Tamam söylerim. Oldu iyi günler. Sahibiye selamımı iletin. Görüşmek istediği an ben hemen gelirim. Tamam selamınızı iletirim. Teşekkür ederim. Şey değil saygılar. Sıtkı. Ne haber ne yapıyorsun burada? Bildiğin Sıtkı işte. İş arıyorum. Öyle mi? Öyle. Sen de aynı dertten mustaripsin Zahar. Hı. Benim de bir iş görüşmem vardı. Vay be Okan Bey. Nereden nereye? Allah yardımcın olsun. Cancığım, konuşabilir miyiz biraz? Gidin, konuşmayacağım kimseyle. Ama bak annen çok üzülüyor. Tamam benimle konuşma ama en azından annenle konuş. Hayır. İyi sen bilirsin ama sen çıkana kadar biz kapının önünde bekleyeceğiz, ona göre. Sabahtan beri yalvarıyorum. Ne yapalım?
Bırakalım bari yani. İllaki çıkacak. Canım üzülme. Bu er geç olacaktı. Ay, keşke beni duymasaydı. Ne yapacağım ben şimdi? Düzelir. Merak etme. Biraz daha isyan eder. Sonra barışır. Bak gör. Ama seninle sevsin istiyorum Kerem. Yani seninle mutsuz olmana dayanamam ki. Oldu oldu, merak etme. Sen, ben, Can çok mutlu olacağız. Söz veriyorum sana. Ay. Ay benim talihsiz başım. Ay. İkbal Hanımcığım ne olur sakin olun. Bakın tansiyonunuz fırlayacak. Aman fırlasın. Bir yerime insin de kurtulsun herkes benden. Tövbe tövbe, ağzınızdan yel alsın. İkbal Hanım yeter. Size 1000 kere mi anlatacağım bunun nedenini? Kadın hasta. Oğlu perişan. Ne yapsaydım yani? Düştüm bir de ben mi vurayım deseydim? Vursaydınız efendim. O bize nasıl vurdu? Torunlarımızdan mahrum etmeye kalktı o yılan bizi. Ne oluyor burada? Ha, oğlum ne olduğunu baban anlatsın sana. Ne oluyor baba? Cevap veremiyorsunuz değil mi efendim? Birisi bana ne olduğunu anlatacak mı? Babam, Zümrüt Hanım'ı boşamamış oğlum. Olan bu. Can, anneciğim bak çok üzülüyorum ama artık ben. Lütfen çıkar mısın? Can, bir tanem. Canım oğlum benim, aşkım. Şimdi benim babam Kerem mi olacak? Hayır canım. Ben seni sadece Kerem abin alacağım. Evet, biz annenle evleniyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz. Ama seni de çok seviyoruz. Çünkü sen harika bir çocuksun Can. Yani hep burada mı kalacaksın? Evet. Hem fena mı? Her gün futbol oynarız, maça gideriz, bilgisayarda oyun oynarız. Bahçedeki solucanlara bakarız. Sen ne istiyorsan onu yaparız, tamam mı? Hatta istersen şimdi bahçeye çıkalım, solucanlara bakalım. Yağmurdan sonra çıkmışlardır. Ama söz ver, sonra geri bırakacağız, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi o zaman gidelim. Siz bahçedeyken ben de size tostla portakal suyu getireyim, tamam mı? Vallahi süper olur. Ben kurt gibi acıkmıştım. Yoksa birazdan canı yiyeceğim. Yani annem haklı baba. Nasıl bu kadar yufka yürekli olabiliyorsun? Çınar baban dedi ya, yani kadın hasta, demek ki kıyamamış. Kıysaymış kızım. O bize nasıl kıydı? Boşanmamış. Anladım. Kabul. Peki mahkemede hakime ben karımı hala seviyorum efendim demiş. Acıdığı için. Buna ne demeli? Siz de yaptıklarınızdan hiç icap duymuyor musunuz? Peşime adam takmışsınız. Buna ne demeli İkbal Hanım? Ajan sokmuşsunuz mahkemeye. İyi ki sokmuşum efendim. Yoksa her birimizi ayakta uyutacaktınız burada. O kadını acıdığım için boşanmıyorum diye. İkbal Hanım, gerçekten bu manasız tartışmanın tadı kaçtı. Kaçar. Kaçar tabii. Siz de kaçarsınız. Peki, kabul. Kadın hasta diye acıdınız, boşanmadınız. Kabul. Kabulüm. Çok merhametlisiniz. Peki holdingin hissesini alma fırsatı varken o kadına niye hibe ettiniz Necip Bey? Niye? Anlamadım. Bu ne demek şimdi baba? Sağ ol hayatım. O
kadar mutluyum ki. Ben de. Annene ne zaman söyleyeceğiz? Bilmiyorum ya. Bir ara söyleyeceğim. Doğru zamanı bekliyorum. Yanlış anlama. Yani seni sıkıştırmak için söylemiyorum. Sen de üzülüyorsun diye. Biliyorum hayatım, biliyorum. Sen üzülme. Ben bir ara konuşacağım onu. Yani sen huzurlu ol istiyorum, o kadar. Ben senin yanında zaten huzurluyum. Baba, bize sormadan nasıl hibe edersin? Bu Zümrüt Hanım'la benim aramdaki bir mevzu. Hayır, değil. O kadını çevirdiği dolaplar yüzünden bu hale geldik. Biz dibe vurduk. Yaptığı şantajlar yüzünden biz evimizden, işimizden, şirketimizden olduk. O şirketi geri alma fırsatımız varken sen bunu nasıl tepersin, he? Nasıl? Oğlum, benim için paranın önemi yok, bilmiyor musun? Hem Zümrüt Hanım'la hiçbir ilişkimiz kalmasın istedim. Kalmadı, hiçbir ilişkimiz kalmadı. Hala karısı kendisi. Annem haklı. Ben artık kimsenin kötülüğünü istemiyorum. Beni anlamaya çalış oğlum. Ama torunlarının iyiliğini de düşünmedin. O holding onların geleceğiydi. Bize danışmadan nasıl hareket edersin? İhalede de bize danışmadan hareket ettin, olanları gördük. Oğlum, sıkıntını anlıyorum. Ama bak, siz Reyhan'la şirketinizi kurdunuz çok şükür. Holding bizden sonra batık durumda zaten. İhtiyacınız yok ki. Ne ihtiyacımız olup olmadığını bilmediğin ortada. Yine bizi düşünmedin. Yaptığın yapacağını sağ ol. Allah kahretsin. Çınar, abartıyorsun. Abarttığım falan yok Toprak. Az bile sinirleniyorum. Şu kadın gebersin de kurtulalım artık. O ne demek Çınar? Nasıl böyle bir şey söylersin? Ya bir türlü kurtulamıyoruz şu kadından. Bize yaptıklarına bak. Varımızı yoğumuzu aldı. Çocuklarımı bile almaya kalkıştı. Ya bizim elimize fırsat geçiyor. İpini çekeceğimize elinden tutuyoruz kadının. Ya yaptıklarını sineye çekiyoruz. Az bile sinirleniyorum ben. Hiç yakıştıramıyorum sana bunu. Bence haksızsın. Biraz sakinle, şöyle konuşalım. Günün bu saatlerine bayılıyorum. İstanbul'un havası bile bir başka oluyor. Değil mi Susucuğum? Evet hayatım. İyi ki aldım bu yalıyı. Senin koca kurt da seni bırakmadı. Evet hayatım. Ben zaten biliyordum böyle olacağını. Bence gayet iyi olmuş. Necip bir yakını yalıya geri taşınır. Ne diyorsun? Henüz bunu konuşmadık. Biraz ayrı kalsak iyi olur. Haklısın. Sen de mesafeni koru. Burnu biraz daha sürsün. Pek bu mevzuları konuşmayı sevmem ama Cemil de senin rahatsızlandığını söylüyorlar. Duyduklarım doğru değil, değil mi? Nahoş bir şey yok ortada. Hayatım, bırak Allah aşkına. Dedikoducular işte yani. Kıskançlıklar ne dediklerini bilmiyorlar. Hepsi asparagas. Yani ben sadece çok yoruldum. Biraz vitamin alıyorum, o kadar. Harika. Ben de öyle dedim insanlara zaten. Of. Of Allah'ım, of. Ah be yavrum, ah be yavrum. Senin de aran açıldı Toprak'la. O iblis attı nifak tohumlarını tabii. Anneciğim, hiç merak etme. Biz Toprak'ta iyiyiz. Ben de babama çok kızdım. Ama uzatmanın manası yok. Sen de uzatma. Onu uzatma, bunu uzatma. Uzatacağım efendim. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yok, bırakmayacağım. Ben bilirim yapacağımı. Nereye gidiyorsun anne, ne yapıyorsun?
Kerem'le konuşmaya gidiyorum. Anasının bütün yaptıklarını bir bir anlatacağım. Anlasın anasının ne mal olduğunu. Yetti artık be. Anneciğim, ne yapmış ki, anlatsana. Ah, senin ondan haberin yok tabii evladım. O Zümrüt cadısı var ya, bizi oğlundan sakladığı parayla batırdı. Hisseleri de, intikamını da, yalıyı da, hepsini de Kerem'in babasından kalan parayla aldı oğlum. Hepsini teker teker anlatıyorum. Dur anneciğim, dur, bekle, ben de geliyorum. İçinizde o kadına karşı zerre acıma olmasın. Çünkü iyi niyetimiz, merhametimiz yüzünden ailemiz ne hallere düştü biliyorsunuz. Alo anne. Hayatım. Ne oldu, iyi misin? İyiyim, bir şey yok. Ben sadece seni çok özledim. Ha, benim tiyatroda işim biraz uzadı anne. Ama akşam geleceğim. Yani sen ilaçlarını içmeyi unutma. Bir de lütfen bir şeyler ye. Tamam hayatım. Sen şimdi meşgulsün. Sonra konuşuruz. Konuşuruz. Hadi çok öpüyorum. Ben de. Şu hale bak ya. Liseliler gibi yalan söylüyorum anneme. İçim hiç rahat değil Azra. Bir şekilde anneme söylemem lazım. Ya ne olur üzme kendini. Yani sen hazır olduğunda söyleriz. Hadi asma suratını. Tamam. Sağ ol Nurbet. Afiyet olsun. Çınar nerede? İkbal Hanım çok bunalmıştı da beraber çıktılar. Herhalde yürüyüş yapacaklar Toprak Hanım. Of, ne zaman bitecek bu gerginlikler, kavgalar? Toprak sıkma canını. Elbette geçecek. Biz neler atlattık. Haklısın. Belki de ben abartıyorum zaten. Ama Necip Bey ile İkbal Anne'nin bu gerginliği beni çok üzüyor. Bu yeni bir şey değil. Sen kendinle bebeği de üzme lütfen. Tamam anneciğim, haklısın. Ama Kerem'i de düşünmek lazım. Oğlum, Kerem anasının yediği herzeleri öğrenmediği müddetçe ona acımaya devam edecek. Gelecek gene Necip Bey'e yapma etme diye ricalarda bulunacak. Babanı da gördün işte, kıyamayacak. O kadın yandaş bulduğu müddetçe tepemize binmeye devam edecek, benden söylemesi. Kerem de öğrensin canım anasının mikropluklarını, acımasın ona. Bilmiyorum kendimi. Evladım, çocuk evlenecek diyorsun. Kadın ona da karşıymış. Neden? Çünkü kendinden başka hiç kimsenin mesut olmasını istemiyor. Derdi bu. Hani Kerem'in de istediğini yaşamaya hakkı yok mu evladım? Tamam. Tamam ama ben konuşacağım Kerem'le.
Seni bırakmak çok zor geliyor ama ben artık gideyim. Kim acaba? Dur ben bakarım. Çınar. Merhaba Kerem. Müsaitsen seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii tabii buyur. Çınar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Azra? Teşekkür ederim sağ ol. Ne oldu Çınar, bir sorun mu var? Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Tabii tabii geç. Gerçekten çok merak ettim. Ne oldu anlatsana. Mesela annen. Annem mi? Evet. Annen hayatımızı alt üst etti. Sen de biliyorsun malum. Ama artık söylediği yalanlar, çevirdiği oyunlar beni şaşırtmıyor. Üzmüyor. Biliyorum. Ben de çok üzülüyorum. Ama annem işte. Kimseyi değiştiremiyoruz. Ama annen sadece bana yalan söylememiş. Sana da yalan söylemiş Kerem. Hiçbir şey anlamadım Çınar. Ne yalanından bahsediyorsun? Bak, senin canını sıkmak istemiyorum. Sadece gerçekleri öğrenmeni istiyorum. Anlatsana Çınar. Annene çok yüklü miktarda bir para kalmış. Bütün bu hisseleri, yalıyı, elimizdeki her şeyi o parayı kullanarak almış. Bu para da Haluk Krali'den kalmış. Haluk Krali benim babamdı. Evet biliyorum. Demek babam anneme para bırakmış. Ben de bu para nereden geliyor diye merak ediyordum. Ama baban sadece annene para bırakmamış. Sana da para bırakmış Kerem. Bana da mı? Evet. Annen de senin tüm paranı bize karşı kullanmış. Yaptım her şeyi ama iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Aa, elbette iyi yaptın oğlum. O da öğrensin anasının ne olduğunu, görsün hakikatleri. Bence biraz fevri davranmışsınız. Yani sonuçta anne oğul arasında olan bir şey bu. Umarım Kerem pişman olacağı bir şey yapmaz. Sonunda o da yalnız kalsın istemem çünkü. Kerem yalnız kalmaz ki. Ben onun abisi sayılırım. Biz varız. Orası öyle. Kerem'i düğününde yardım ederiz değil mi? Ederiz tabii. Kerem hayatım. Ben de tam sofraya oturacaktım. Ne güzel oldu gel. Neyin var senin? Ne bu hal? Bütün gün sana nasıl söyleyeceğim diye düşündüm. Ama artık gerek kalmadı. O yüzden direkt söylüyorum. Biz Azra ile evleniyoruz. Ne dedin sen? Şaka bu herhalde değil mi? Hayır. Ben onu seviyorum, o beni seviyor. Ve biz evleniyoruz. Kerem saçmalama lütfen. Senin aklın karışmış. Belli ki Azra sana bir oyun oynuyor. Ama ben ona gösteririm. Hele bir dene. Hele bir dene. Kerem. Hayatım sen iyi değilsin. Gel. Gel hayatım. Gel otur şuraya. Gel tatlım benim. Gel. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Evet delirdim. Evet. Ona da evet. Her şeyi konuşacağız. Her şeyi. Ben sen üzülme diye çabalarken senin benim arkamdan çevirdiğin bütün işleri konuşacağız anne. Ne saçmalıyorsun sen? Ne çeviriyormuşum ben? Yalan söyleme. Yalan söyleme anne. Her şeyi biliyorum. Bu yalıyı,
Bu şirketi çocukları ilgazların elinden almak için tuttun. Avukatın parasını neyle ödedin? Hangi parayla? Babamın bana bıraktığı parayla değil mi? Ben sana söyleyecektim bunları hayatım. Ne söyleyecektin anne? Benim paramla, benim aile dediğim insanlardan nasıl intikam aldığını mı söyleyecektin? Beni bu kirli oyunlara nasıl alet ettiğini mi söyleyecektin? Kerem, hepsi senin için hayatım. Bana yalan söyleme. Yalan söyleme artık. Caner her şeyi anlattı. En acısı da ne biliyor musun? Babamın ben üzülmeyeyim diye benden uzak tutuyorsun sanmıştım. Aslında parayı söylemesin diye uzak tutuyormuşsun. Sırf intikamın için. Ben babamı tanıyamadım ya. Sen nasıl bir insansın anne? Hayır, bildiğin gibi değil. Gerçekten hayır, öyle bir şey yok. Ben gerçekten senin için yaptım her şeyi Kerem. Yemin ediyorum. Yeter anne, yeter. Yeter. Kerem. Affet beni. Ne olur affet beni. İnan ki her şey senin için. Bu sefer bitti. Bu sana son annemdi şimdi. Hayır. Bundan sonra evladın yok. Hayır! Kerem! Hayır gitme! Kerem! Oh! Kerem Bey! Beni bırakamazsın! Beni bırakamazsın! Kerem! Beni bırakamazsın! Beni bırakamazsın! Beni burada yalnız bırakamazsın! Kerem! Sizin yapamadığınızı ben yaptım diye mi bu küslük Necip Bey? Çocuklarımı korumak istedim diye mi? Siz de ben de çok iyi biliyoruz ki o kadın güçsüz, sefil kalmadıkça ailemizi koruyamayız efendim. Sizin gönlünüzün gelmesini bekleseydik bu aile daha çok acı çekecekti. Belki de sizin yaptığınız doğruydu. Belki de ben basiretsizlik ettim. Lakin şunu bilin ki siz de büyük bir günaha girdiniz. Ben günahlarımın kefaretini ödemeye hazırım efendim. Ailem... Hiç bana hikaye anlatmayın. Ailenizi sevdiğiniz doğru. Amenna. Ama siz kadınca bir hırsla Zümrüt'e öldürücü darbeyi vurmak istediniz. Kabul edin. Necip Bey... Bence siz kendinizi bu kadar önemsemeyin. Ben kendimi önemsemiyorum İkbal Hanım. Ama siz beni öylesine önemsiyorsunuz ki... bu aşk yüzünden nasıl insanlıktan çıktığınızın farkında bile değilsiniz. Sonuçlar pek iyi değil galiba. Dost doğru söyleyebilirsiniz Vedat Bey. İnanın size iyi haberler vermek isterdim ama... Bir sonraki kemoterapiyi ne zaman yapacağız? Zümrüt Hanım, bence daha fazla kemoterapiyle sizi yıpratmanın anlamı yok. Şu aşamada size sadece daha fazla acı verecek. Ne kadar vaktim var? Orası Allah'ın takdiri. Belki 3 ay, belki 6 ay, belki 1 sene.
Ama hastalığınız dördüncü evreye ilerlemiş vaziyette. Tek yapabileceğim sizi rahat ettirmek. Gerçekten çok üzüyorum. Birilerine haber vermemi ister misiniz Kerem Bey? Hayır. Kimsenin bilmesini istemiyorum lütfen. Of. Hadi Kerem. 40 dakika oldu. Ne yapıyorsun içeride ya bu kadar? Abartma abi. Daha 5 dakika olmadı içeride. Ne 5 dakika? Şunu da bağlayamadım bir türlü ya. Sinir oldum. Gel, gel annenin karşısına. İçeriden geçeceksin bunu. Ha. Bak bakalım şimdi nasıl oldu? Allah başına dert aldım ben sana söyleyeyim. Her açıldığında sana geleceğim. Ha, yok yok. Hiç işim olmaz. Bak ben nikah şahidim. Gelir imzamı atar giderim. Gerisine karışma. Toprak da sen de çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen bizim kardeşimizsin Kerem. Küçük damat. Can, benden daha fiyakalı olmuşsun ha. Fiyakalı? O ne? Havalı demek, güzel demek. Çok yakışıklı olmuşsun. Hadi bakalım. Çok güzel. Her masa düzeni için istediğimiz bunlardan bulabileceksiniz değil mi? Evet Toprak Hanım, merak etmeyin. Tamam, çok sağ ol. İzninizle. Dilek Ağacı örnekleri gelmişti. Ben onlara bakıp geliyorum. Azra hoş geldin. Merhaba Toprak. Senin için bunları seçtim. Çok güzeller. Seçmek çok zor olacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Önemli olan senin için misiniz? Ne oldu? Ters bir şey mi oldu? Yok. Senin düğünün aklına geldi. Benim düğünüm de güzeldi. Her şeyi mahvetmiştim. Yani mekan bile istediğin yer değildi. Hatırladıkça çok utanıyorum Toprak. Geçmişte kaldım. Önemli olan şu an. Sen gerçekten işsiz bir insansın. Yanılıyorsun. Çünkü asıl işsiz olan senin gelinliğin. Az önce geldi, hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Buldun mu istediğimi? Buyurun. Kullanmayı biliyorsunuz değil mi? Haluk'un en iyi öğrencilerinden biriydi. Görüşürüz. Hazırlıklar bitti mi oğlum? Bir eksiğiniz, gediğiniz var mı? Her şey tamam İkbal teyze. Vallahi Toprak ve Çınar olmasa hala uğraşıyorduk ama sağ olsunlar her şeyi hallettiler. Oğlum soramadım sana. Prens Ahmet'in projesi nasıl gidiyor? Harika baba. Bu ay temellerini atacağız inşallah. Abi biz bu arada şirketi kurduk. E hadi bakalım hayırlı olsun. Ne güzel sürpriz. Yaşa sen damat. Hayırlı olur inşallah. Oğlum ne koydunuz şirketin adını? Toprak buldu adını. Biz de çok beğendik. Yeni Umut Yapı. Çok münasip. Çok güzel bir isim olmuş kızım. Sağ ol.
Yemek yemeyeceğimi kaç kere söyleyeceğim Şermin? Zümrüt Hanım, ne olur inat etmeyin. Bakın efendim, en sevdiğiniz çorbadan yaptım. Yemeyeceğim dedim sana. Zümrüt Hanım, ben yine de böyle bırakıyorum. Belki yemek istersiniz. Kahvemizi burada içelim mi evladım? Olur, fark etmez. Annenden hiç haber alıyor musun? Ara sıra doktorunu arıyorum, tedavi nasıl gidiyor diye. Nasılmış peki? Elimizden geleni yapıyoruz diyor ama bilmiyorum. Beyim, tatlılarınızı buraya bırakıyorum. Yanına kahve mi alırsınız, çay mı? Sen bize iki acı kahve yap kızım. Peki beyim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Ellerim terledi resmen ya. Çınar, sen bu heyecanla nasıl başa çıkabildin ya? Nefes alamıyorum şu an. Başa çıkmadım ki. Sadece sakinmiş taklidi yapıyorum. Çınar, Mert Bey'e bir merhaba demek ister misin? Ha, tamam. Mert Bey'e bir merhaba diyeyim. Sakin ol. Bak, Azra nasıl? O da senin gibi çok heyecanlı. Demin yanındaydım, gelinliğini giyiyordum. Şimdi yine gideceğim. Onu çok sevdiğim söyle, olur mu? Söylerim tamam. Sen beni burada bekle. Vallahi ne yalan söyleyeyim ortak. Korkuyorum ya. Sen nasılsın? Beğendin mi burayı? Çok kız iş olmuş. Her yerde çiçek var. Bak, sana bir sır. Kadınlar çiçeklere bayılırlar. Unutma sakın, tamam mı? Ne diyorsun Toprak? Nasıl görünüyorum? Harika gözüküyorsun.
Sağ ol. Kerem'le Can, onları hiç merak etme. İkisi de çok iyi. Kerem de senin kadar heyecanlı. Ayrıca seni çok seviyormuş, öyle söyledim. Ben bir son hazırlıklara bakayım, sonra gelip seni alırım, olur mu? Merak etme Azra, endişelenme. Her şey çok güzel olacak. Çok teşekkür ederim, her şey için. Rica ederim. Gel. Sizin de işiniz var mı? Niye? Uğursuzluk getirir derler ama ben böyle şeylere inanmıyorum. Hem biz Can'la seni çok merak ettik. Değil mi Can? Evet, çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim anneciğim. Ben de sizi çok merak ettim ama ikiniz de çok yakışıklı olmuşsunuz. Gerçekten muhteşem görünüyorsun. Hemen gidelim. Çabuk ol.